Mesela burada 2250 adet hangi hastalıklara, hangi rahatsızlıklara, hangi bitkileri ne oranda karıştırarak çayını yapıp içebilirsin. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi var. Ten türleri nasıl hazırlanır? Hangi bitkiler ne oranda, hangi bitkilerin ten türüyle karıştırılabilir? Mesela şampuan nasıl yapılabilir? Saç bakımı nasıl yapılabilir? Ve cildinizi korumak için hangi kremleri, hangi bitkilerden, mesela aynı sefadan cilt için çok güzel kremler yapılır. Bayanlar için özellikle mesela gözlerinin kenarında oluşan bu kaz ayağı dediğimiz olayı ortadan kaldırır. Veya ciltteki böyle hafif lekeleri, problemleri aynı sefa kremi ortadan kaldırır. Herkes kendi evinde rahatlıkla bunu hazırlayabilir. Mesela sinirli ot. Sinirli otun yaprağını kişi mesela ayak parmağına dolama çıktı. Dolamaya sardığı zaman bu iltihabı söker alır. Veyahut da bazı insanların ayak parmaklarında pişik oluşur. Parmak arasına sinirli otu koyup da parmağınızı sardığınızda bir gün sonra pişiği tertemiz eder, yok eder. Yani her bitkinin farklı farklı kullanılışı, hazırlanışı, teknikleri var. Bunlarla ilgili birçok ayrıntı burada mevcut. Özellikle de mesela bazı bitkilerin birleşimindeki etken maddeler ayrıntılı olarak kimya mühendisleri, kimyagerler, eczacılar, üniversitede okuyan öğrenciler, asistanlar, doktorlar, profesörler için özellikle ilgili enteresandır. Çünkü burada mesela bitkilerin birleşimindeki etken maddeleri kimyasal açık formüllerini verdim. Bu Türk tarihinde ilktir. Yani benim yazmış olduğum, burada yapmış olduğum iş, bitkinin birleşimindeki etken madde hangi hastalığa nasıl etki yapıyor ve nasıl rahatsız ortadan kaldırıyor? Kimyasal madde, hangi kimyasal madde ne oranda etki yapıyor? Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi verdim. Bu çalışmayı 27 yılda tamamladım ve 7 defa elden geçirdim ki herhangi bir gözden kaçan hata olmasın, vatandaşı mağdur etmeyelim diye. Ben bu kitabı hazırlarken insanlığa hizmet olsun diye hazırladım, milletime hizmet olsun diye hazırladım. Birçok internet sitesinde yazılan yazılar, metinler benim kitaptan alınma veya benim internet sitesindeki yazılardan alınma alabilir, problem yok. Ama danışmak şartıyla. Alabilir miyiz, şuradan şu metni alabilir miyiz diye soruyorlar. Hatta üniversitelerde bazı öğrenciler bitkiler üzerine tez hazırlıyorlar. Diyorlar ki hocam, bir kitabınızda şu konuyla ilgili bilgi var, bu konuyu sizden, kitabınızdan alıp faydalanabilir miyim? Kaynak göstermek şartıyla herkes alabilir. Problem yok. Zaten bizim amacımız nedir? Geri kaldık bu konuda. Her konuda olduğu gibi bu konuda çok geri kaldık. Maalesef 200 yıl Avrupa'nın gerisindeyiz. Fitoterapi, yani bitkisel tedavi konusunda 200 yıl geriyiz. Ya neden geri olalım ki? Avrupalı, Amerikalı, Asyalı İbn Sina'dan öğrendi tıbbı, ilmi. İbn Sina'nın kitabı, yazmış olduğu El Konon isimli kitabı Avrupa'da 345 yıl üniversitelerde tıp kitabı olarak okutuldu. Onlar bizden öğrendi ilmi. Şimdi biz onlardan öğreniyoruz. Ama zaman gelecek inşallah ne olacak? Onlar tekrar bizden öğrenecek. O seviyeye gelmemiz gerekir. Bunu yakalamamız gerekir. Benim yazmış olduğum kitap sadece herhangi bir konuya odaklanmış değildir. Birçok konuyu içerisinde içerir. Herkes bundan istifade edebilir. Yani ilkokul mezunu da, üniversite mezunu da, profesör, doktor da, eczacı da, akademisyen de. Yani herkese açık, herkes her şekilde istifade edebilecek şekilde hazırlanmıştır. Mükemmel bir kitaptır. Bununla ilgili yıllarca çalıştık, hamdolsun başardık.